şey. Yani öyle çok bir tepkiyle toplantıdaki ortaya çıkan bir gerilimin sonucu alınmış bir karar değil bu. Öyle mi diyorsunuz? Ya ben böyle bakıyorum. Çünkü bakın yani 21 yıllık bir iktidar var. Ve 21 yıllık bir iktidarda devlet bir biçimde dizayn edildi. Bir takım güçler Erdoğan'ın devam etmesini istiyor. Yani ulusal ve uluslararası, yalnızca hani hep Erdoğan şey yapıyor ya, dış güçler. Uluslararası güçlerin de bir kısmı devam etmesini istiyor. Mesela ben uzun bir süredir ABD ve Avrupa Birliği'nin Erdoğan'ın devam etmesinden yana olduğunu söyleyen birisiyim. Şimdi Rusya zaten Putin doğrudan buraya müdahil. Şimdi Kılıçdaroğlu bir şeyi değiştirmeye çalışıyor. Yani siz de Hakkı Bey'de bir şeyin altını çizdiniz. Ben bu zihniyette hizaya gelmem dedi. Aynı hizada olmam. Bu çok önemli bir meydan okuma. Yani Kılıçdaroğlu son bir yıldır kafanızı nereye çevirirseniz çevirin devletin temel kurumlarına yönelik bir şey söylüyor. Niye? Çünkü devlet partileşti. Hatta devlet tekleşti. Devletin kurumsal kimliğini yeniden yapılandırmak gerekir diyor. Kamucu bir politika izliyor. Kürt meselesinde çok cesur davranıyor. Yani İyi Parti faktörüne rağmen cesur davrandı. İyi Parti, HDP'den gelen mesajlar da buna uygun. İnanç özgürlüğü meselesinde buna uygun davrandı. Bakın metinlerdeki en önemli eksik nerede? Kamuoyunda tartışılması itibariyle laiklik, Kürt meselesi ve inanç özgürlüğü metinlerde hep eksik olarak vurgulanan yandır. Kılıçdaroğlu bunları hep vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına bakın, temaslarına bakın. Diyarbakır'a gitti. Van'da belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Yani bunlar çok böyle tesadüfen, hadi bu kez de burada toplanalım yaklaşımıyla ortaya çıkmış işler değil. Burada temel bir anlayış farkı var. Yani ekonomi de bu işin şeyidir ama ben Serpil Yılmaz'ın temel çerçevesine katılıyorum ama erken patlak veren bir kriz olarak bakmıyorum. Çünkü bu altı siyasi parti tek siyasi parti değil zaten. Koalisyonlarda tartışma olur, farklılıklar olur. Benim de savunduğum temel tez şuydu. Evet ya, bu ülkede asgari müştereklerde bir araya gelinebilir. Sürece müdahale edilebilir. Tabii ki temel tezler meselesinde şu anda yani beşli masa diyebileceğimiz partide Deva ve Geleceğin özelleştirmeye yönelik yaklaşımıyla kamucu yaklaşım arasında ters orantı olduğunu biliyorum. Yani ama buna rağmen birlikte yürümeye engel değildir bu. Koalisyon meselesinde. İşin bu anlamıyla bu boyutunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Müesses nizamı savunanlar ve yarına dair yeni demokratik devleti. Bakın Kılıçdaroğlu çok uzunca bir süredir, o aslında altılı masa belgelerine de yansıdı. İkinci yüzyılı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandıralım. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıralım vurgusu çok fazla öne çıktı. Ve Kılıçdaroğlu orada devletin demokratikleşmesine özel atıfta bulunuyor. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2020'de yayınladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin temel ekseninde bu var. Şimdi buralarda hep müdahaleler oluyor. Bakın 1959 Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk hedefler beyannamesi çok değerli bir beyannamedir. Ve Türkiye'de aslında Türkiye'nin demokratikleşmesinde ciddi rol oynamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o beyannamesi, ben bunu yazdığım için de kendi kitabımda da yer verdiğim için söyleyebilirim. 27 Mayıs olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi 61'de iktidardı. 27 Mayıs sonrası yayınlanan bildiri Türkiye'nin en demokratik anayasalarından birisidir ve esas itibariyle kaynağını nereden alır? 1959 ilk hedefler beyannamesinden alır. Şimdi bunu niye söyledim? Tıpkı bu şeye benziyor. 1973'te Ecevit'in Akgünler bildirgesi vardır. Ve temel perspektifi şudur. Devleti demokratikleştirme, devleti hukuk devleti yapma, gelirleri de adil dağılmasını sağlamak. Akgünler vurgusu da biraz oradan yedir. Şimdi CHP'nin 2020 bildirgesinde de böyle bir arka plan var. İlk hedefler beyannamesi. Şimdi bu bir fikri çatışma, ciddi bir fikri çatışma. Çünkü dünyada, ya sonuçta bu konuya hakim içimizde de arkadaşlarımız var. Ya dünyada şu tesadüfi bir şey değil ki. Otokrasi ve demokrasi tesadüfen tartışılmıyor. Devletlerin yapılanmasında tercihler kullanılıyor. İki ayrı damarın çatışması. İki ayrı damarın çatışması ve ben bunun yansıdığını düşünüyorum. Bunu bir kez daha söylemek isterim. İyi Parti seçmeninden bağımsız söylüyorum. Bakın ben birçok yerde panellere katıldım, konferanslara katıldım, yurt içi yurt dışı. Vallahi altılı masa seçmeni inanılmaz bu işi kabullenmişti. İnanılmaz benimsemişti. Yani sizin İyi Partili, benim CHP'li, öbürünün Deva Partili seçmeni olmasının hiç büyük bir yoktu. Yani Bitlis'te de bunu benimsemişti, Sinop'ta da benimsemişti, Malatya'da da benimsemişti, Berlin'de de benimsemişti. Bu benimsemede yukarıdaki o tartışmalardan bağımsız bir benimsemeydi ve temel şey şuydu. Ya yeter yani bu değişsin diye. Şimdi o yüzden de planlı ve iyi niyet meselesini tartışmamız lazım. Ya depremin olduğu bir ortamda
Yani işin doğrusu mesela Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyeleri çok iyi bir sınav verdi. Evet. Yani deprem bölgelerinde iyi bir sınav verdi. Arkadaşlarımız da gitmiştir. Ben de bölgeye gittim. Şimdi Hatay'da, Antep'te, Maraş'ta, Adıyaman'da Büyükşehir Belediyelerin çok ciddi rolü oldu ve görünen ne kim biliyor musunuz? Görünen aslında CHP Büyükşehir Belediyeleri'ydi. Bir iki yerde diyelim ki Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi de gözükürdü. Yani görünür bir belediye. Görünür bir belediyeydi. Yani hakkını teslim etmek lazım ama esas itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri burada vardı. Bugün, bütün ihtiyaç. Bugün Kılıçdaroğlu da öğleden sonra açıklama yaptı biliyorsunuz. Bütün belediyelere tüm gücünüzle deprem bölgesinde çalışmaya devam edin. Şimdi yani. Mesela bu son derece değerli bir işti. Ve böylesine bir ortamda şimdi ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani o yüzden yine tekrar orayı vurgulamak isterim. Eğer plan olmasa şöyle bir iş olmaz. Bakın Türkiye'de evet Türkiye gibi toplumlarda yani Çetin Altan'ın o meşhur lafını tekrar hatırlatmak lazım. Pusu ve düello kültürü meselesinde bizde pusu kültürü vardır ama ya depremin olduğu bir ortamda ben iktidar olacağım, yarının Türkiye'sini kuracağım diyen bir anlayış asla böyle bir tartışmayı gündeme taşımaz. Şu anda ne olacak? Bakın olacağı söyleyeyim. Şu normal olarak can ve mal yani biz can derdindeyiz, siz mal derdindeyiz tartışması 13,5 milyon seçmeni negatif etkilemez mi? Etkiler. Yani ben canımın derdindeyken bugün bu ülkede rakam 45 bin ama sonuçta kendi gözlerimizle gördüğümüzde gidip görmesek bile gidip gördüm ben televizyonlardan bile izlediğimizde rakamın 45 bin olmadığını biliyoruz. İnsanların şunu tartıştığı bir ortamda ya biz mezarlığımızı nasıl yapacağız, mezar nasıl yapacağız diye buradan bir toprak alıp mezar mı yapalım diyen röportajlara tanıklık ediyoruz. Böyle bir ortamda böyle bir tartışma asla Türkiye'de ben yarının Türkiye'sini kuracağım yaklaşımına uygun bir tartışma değildir. Ve bu neyi yaptı biliyor musunuz? Asıl şey şu, biriken öfkeleri kime karşı yöneltecek? Esas itibariyle altılı masaya yönelik yöneltecek. Yalnızca Akşener'e ve İyi Parti'ye yöneltmeyecek. Buraya doğru yöneltecek. Şimdi sen Büyükşehir Belediyeleri'yle iyi bir çalışma yapmışsın. Bugün bölgede gönüllü olanların tümü bakın söyleyeyim, ilerici, demokrat, solcu, sivil toplum örgütleri. Bölgeye gidin bakın, Hatay'a gidin, Maraş'a gidin, Adıyaman'a gidin. Bunların hepsi bu deprem sürecinin ilk 3 haftasında aktif olanlardı. Şimdi devlet rol değiştirmeye çalışıyor. Sen de şöyle bir tartışma yapıyorsun. Türkiye gündemini değiştirmişsin ya. Buna kimsenin hakkı yok. Yani böylesine büyük bir felaketin olduğu bir ortamda Türkiye gündemini değiştirmek ancak böyle olur. Siyasi deprem vurgusu tesadüfen ortaya çıkan bir vurgu değil ki. Gerçekten ben de vurgularken bir an utanıyorum da. Yani bir yandan deprem, yani yaşanan bir deprem var. Diğer yanda benzetme yanlış değil. Siyasi deprem meselesi ve güçlü yani öyle şey de değil yani. Artçı deprem özelliği taşıyan bir şey değil. Şimdi burada bu anlamıyla yani gerçekten iktidara can suyu açısından bir hamleye dönüşüyor. Burada samimiyet aramak mümkün değil ve sen şöyle bir özelliğini kaybettin. Bütün belgelerini değersizleştiriyorsun. Siyasetin temel kriterine sayıcı ve inandırıcı olmak. Sayıcı ve inandırıcı olursanız güven veriyorsunuz. Şimdi sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'ın dört bir yanında Antakya'da, Samandağ'da, Arsus'ta, Serinyol'da ciddi hizmetler veriyorsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yani Mansur Yavaş'ın yaptırdığı şeyler model olmuştu. Tuvaletler halen 25. 26. günde tuvalet ve barınma sorunu çözemeyen bir şeyde sen bu böylesine bir şeyde kendini değersizleştiriyorsun. Yaptığın işi değersizleştiriyorsun ve 13,5 milyonla sınırlı bir iş olmadığını biz deprem sırasında tartıştık. Yani bölgenin en fazla, Türkiye'de en fazla göç veren bölgeler buralar. Maraş gibi, Adıyaman gibi, Antep gibi, Hatay gibi ve yalnızca Türkiye sınırlarında da kalmayan bir şey. Yani yalnızca bu iş 85 milyonu da ilgilendi, onu da açtı. Avrupa'ya çıkın bakın. Dünya kadar yerde, Paris'te, Londra'da, Basel'da, Berlin'de pazarcıkları, Elbistanları, Adıyamanları görürsünüz. Deprem bölge. Şimdi bu nedenle bu işin arka planda, lafı daha konuyu dağıtmayayım. Yani orada Hakkı Bey'in ve Serpil Yılmaz'ın söylediği iş önemli. Bakın eğer bunu konuşamazsak, yani yeni demokratik bir devlet, yeni demokratik bir ülke tartışmasını konuşmazsa yanılırız. Kılıçdaroğlu bunu temsil ediyordu. Bakın CHP içinde de tartışmalar vardı. CHP'de de buna direnenler vardı.
Hemen ama burada bir şey söyleyeyim mi? Bir cümle söyleyeyim. Tabii. Tabii. Yarın hemen Kılıçdaroğlu hemen deprem bölgesine gitmeli. Tüm ekibini gönderdi hemen, zaten. Ha, kendisi. Yarınki gündemi bu olmalı. Yani hemen deprem bölgesine gitmeli ve oradaki politikalarını tekrar aktive hale getirmeli. Yani bu meselenin ertelenebilecek bir hali yok. Bir de biliyorsun yani şimdi söylemde siz mal derdindesiniz, biz can derdindeyiz. Bunu, bu yalan. Çünkü ortaya çıkan mal derdinde olan...